Genel denetim biz yapıyoruz ve günlük denetimlerimiz de ayrıca her zaman yapılıyor. Bizim bugünkü amacımız hem vatandaşlarımıza bu konuda biraz daha bilgilendirmek, bilinçlendirmek, mümkün olduğunca kurallara uymaları noktasında uyarmak. Ama uyarmayanlar, ısrarla uymayanlara da gerektiğinde işlem yapılabilir. Ama bizim şu andaki amacımız cezadan daha ziyade hemşehrilerimizin sağlığıyla ilgili bilgilendirme. İş yerlerinin kurallara uyup uymadığı noktasında şu anda bizim değişik alanlarda her birinden ekiplerimiz denetimlere devam ediyor. İlçemiz genelinde baktığımızda zaten Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarından da belli, İçişleri Bakanlığımızın genelgelerinden de belli. Bizim ilçemizde maalesef bu vakaların artışında en önemli etkenlerden birinin düğünler olduğunu, nişanlar olduğunu, bugünlere yine asker eğlencelerine, bunlara kesinlikle asker eğlencelerine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Düğünlerde de belli kurallar getirildi. Toplu yemeklerin, toplu organizasyonların zaten yasak. Biz bunlara hiçbirine müsaade etmediğimiz gibi gerekli denetimleri yapıyoruz. Halkın sağlığıyla oynayanlara da müsaade etmeyeceğimizi herkes biliyor. Tabii bu mücadelede başarılı olmanın temel şartı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Dediğiniz gibi denetimler gerçekleşiyor. Hem ülkemizdeki artan vakalar aynı zamanda şehirlere yansımalarından dolayı bu konuda daha dikkatli ve tedbirleri artırabilmek adına, bilinci artırabilmek adına denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz. Çünkü bu süreci kontrollü bir şekilde götürebilmek adına bunların yapıldığının da bilinmesini istiyoruz. Dolayısıyla vatandaş sağlığı, halk sağlığı her şeyin ötesinde. Tabii ki ticaret olacak, düğünlerimiz olacak ya da diğer işlerimiz devam edecek ama bunları yaparken de artık aklımızdan çıkarmamız gereken ve kesinlikle tedbir olarak her zaman uygulamamız gereken 3 kuralı mutlak surette uygulamamız gerekiyor. Bunu çocuklarımız da, anne baba da, ebeveyn de, büyükler de, herkesin artık idraki noktasında daha dikkatli olması gerekiyor. Açmak durumunda maske, ama burada otururken şey yapacaksınız. Oturma düzeni bir sıkıntı var mı? Hı? Kolay gelsin. İyi geldin şimdi. Merhaba, kolay gelsin. Maskeyi takıyoruz. Takıyoruz. Mesafeyi öneriyoruz. Sağlığımıza dikkat edin. Yeni gönlü olduğunuza göre maskeyi, mesafeyi, hijyene uyduğumuz sürece korkmayacağız. Evet. Abla senin masken yok mu? Sağ ol, sağ ol. Arkadan? Takılı. Tamam, dikkat edin, maskeni taksınlar. Seyahatlerini çıkarmasınlar. Onu bir yenileyelim, o eski galiba. Kaç günlük o? Şunu yenileyelim, yenisini verelim. Yenisini sakın. Allah razı olsun. Ama takın, tamam mı? Unuttum, cezmedim. Takın, takın. Masalar arasında en az 3 metre olması gerekiyor. Yani belki havalar çok sıcak ama hastanede yatmaktan takmakta. Doğru söylüyorsun. Hadi gelin, iyi bakın. Teşekkür ederim.
Memleket nere? Yalnızım. Memleket nere? Bursa'nın yerlisiyim, buradayım, 30 senden beri. He. 30 senden beri buradayım. Tamam, tamam. Ha, dur. Yolcu yok. Sağ olun. Oralara oynuyorsun değil mi? Evet. He. Ölçtün mü bunun ısısını? Ateşini ölçtün mü? Yok. Yani dükkan yeni açılmışlar. Hiç önemli değil. Açmadan önce bunlar ne söylüyor? Hani şey, hadi kolay. Dezenfektanı var mı? Antidezenfektanı. Ya onu kullanıyorlar ama. Beş güne bir